Her yanı sürgülenmiş, ışıksız Noxus Sarayı, ölümsüz Hisar'ın derinliklerinde yaşayan Eliz, acımasız ve yırtıcı bir canavar. Vaktiyle güçlü bir ailenin hanımı olan Eliz, bir örümcek tanrı tarafından ısırılmadan önce ölümlüydü. Örümceğin ısırığı insanlığını alıp götürmüş ve onu ölümsüz olduğu kadar zarif bir yaratığa dönüştürmüştü. Ebedi gençliğini korumak için masumları kendisine yemeden Eliz'in cazibesine karşı koyabilen çok az kişi var. Yüzyıllar önce Noxus'un köklü ve kudretli ailelerinden biri olan Kitera hanesine doğan Eliz, güzelliğin aklı zayıf olanların üzerinde sahip olduğu gücü çabucak fark etmişti. Yaşı geldiğinde kendi hanesinin gücüne güç katmak amacıyla Zavan hanesinin varisiyle evlenmek için planlar yapmaya başladı. Bu birliktelik Zavan hanesinin birçok mensubu tarafından hoş karşılanmamıştı. Ancak Eliz bu evliliğin gerçekleşmesi için karşı çıkanları etkisi altına almış ve evlenmek istediği adamın aklını çelmişti. Eliz'in planları tutmuş, eşinin üzerindeki etkisi gitgide artmıştı. Zavan hanesi güçlendikçe Kitera hanesinin de yıldızı parlıyordu. Eliz'in eşi kendi hanesinin yüzüydü belki ama içeride olanları bilenler gücün kimin elinde olduğunun farkındaydı. Eliz'in eşi ilk başlarda bu duruma göz yumduysa da zamanla diğer Noxus ailelerinin alay konusu olunca hoşnutsuzluğu büyümeye başladı. Sonunda adamın kini öyle bir hal almıştı ki bir akşam yemeği sırasında Eliz'in şarabına vücudunun şeklini bozacak bir zehir koyduğunu açıkladı. Ardından bazı şartlar sundu. Eliz soylu çevrelerden çekilecek ve eşi iktidarı eline alırken yoluna çıkmayacaktı. Bu durumda kendisine pan zehiri verecekti. Reddederse de Eliz'in yavaş yavaş acı içinde ölümünü seyredecekti. Zehir hemen etkisini göstermiş, aldığı her nefeste zehir kadının bedenini ve kemiklerini yavaş yavaş parçalamaya başlamıştı. Eliz, eşinin panzehiri yanında bulundurduğunu düşünerek avcuna bir bıçak gizledi ve vicdan azabı çeken eş rolünü oynamaya başladı. Niyetini belli etmeden onu affetmesi için yalvara yakara iki gözü iki çeşme adama yanaştı. Bu arada zehir vücudunu mahvediyor, cildinin rengini değiştiriyordu. Her yeri acıyla dolarken bedenini korkunç yaralar kaplıyordu. Eliz eşine ulaştığında adam bu kadının kötülüklerini ne kadar hafife aldığının çok geç farkına varmıştı. Üzerine atladığı adamın kalbine bıçağı saplayıp yavaşça çeviren Eliz eşinin ölüşünü izledi. Panzehiri bulup içtiyse de artık çok geçti. Yüzü acayip bir hal almış, üzerinde yaralar açılmıştı. Çirkin bir büyüyle harekete geçirilmiş bir ceset gibi görünüyordu. Artık Zavan hanesinin hanımı Eliz olmuştu. Noxus siyasetinin doğası gereği imparatorluktan zayıf bir karakteri gönderdiği için Eliz takdir edilmişti. Ancak güzellik ve güç konusunda öylesine takıntılıydı ki Eliz artık topluluk içine çıkamaz olmuş ve yüzünü örten bir peçe ile gezmeye başlamıştı. Gün ışığından köşe bucak kaçtığı ve kapısına gelen müttefikleri dilek sahiplerini geri çevirdiği için vaktiyle güçlü olan hanesi yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmuştu. Eliz, sarayının boş koridorlarını yapayalnız arşınlayan, karanlığa ait bir karaktere dönüşmüş ve yalnızca geceleri dışarı adım atar olmuştu. Gece yarısı çıktığı gezintilerden birinde Eliz'in karşısına peçeli başka bir kadın çıktı. Kadın, Eliz'in avucunun içine bir kara gül mührü koyup kulağına solgun kadının Eliz'in kabiliyetlerini önemsediğini fısıldadı. Eliz, yoluna devam ettiyse de kadının sesi eski haline dönebileceğinin vaadiyle arkasında yankılandı. Duyduklarının saçma olduğunu düşündü. Ancak beyhudeliği ve güzelliğini geri kazanma umudu Eliz'i bu meseleyi daha derinden araştırmaya itti. Karagül mührünü tekrar bulana kadar haftalarca Noxus sokaklarında gezindi. Sonunda bir yeraltı mezarına açılan kapının girişinde mührü tekrar gördü.
Saklı mühürleri takip ederek karanlık, sihirli güçlerle haşır neşir olan, gizli bilgiler ve sırlara hakim olan Karagül Cemiyeti'ne ulaştı. Eliz kısa bir süre içinde cemiyetin müdavimi olmuştu. Üyelerin arasında peçesiz dolaşmaya başlamış ve yaşı belli olmayan, inanılmaz güzellikteki kudret sahibi solgun kadın ile yakınlık kurmuştu. Eliz, bu topluluğun adetlerine uyum sağlamışsa da kendisine verilen sözün, yani güzelliğine kavuşmanın peşini bırakmamıştı. Solgun kadın, Gölge Adalar adında menfur bir yerden bahsetmişti. Anlattığına göre orada yardımcılarından biri açgözlü bir örümcek tanrıya kurban gitmişti. Ve bu yardımcısının yılan şeklinde bir hançeri vardı. Hançerde güçlü bir sihir bulunuyordu ve kadın tekrar hançeri eline geçirirse bu sihri Eliz'in güzelliğini geri getirmek için kullanacaktı. Eliz derhal bu görevi kabul etti. Ve büyük ganimet için ödenmesi gereken kanlı bir bedel olacağını bildiğinden yanında bir grup Karagül üyesini götürecekti. Eliz kendisini ve yoldaşlarını okyanusun öteki ucuna taşımak için borca batmış çaresiz bir gemi kaptanı buldu. Haftalarca süren yolculuğun ardından her yeri saran kara sislerin ötesinde sarp kayalıklarla ada belirdi. Eliz kül rengi kumlara ayak bastı ve kuzuları kıyıma götürürcesine takipçilerini adanın korkunç derinliklerine sürükledi. Takipçilerin çoğu kindar hayaletler tarafından kaçırıldı ancak örümcek tanrının ağlarla kaplı inine geldiklerinde yarım düzinesi hala Eliz'in yanındaydı. Aniden karanlığın içinden kabuklarla kaplı, şişkin ve ucube bir yaratık çıkıverdi ve feryatlar içindeki takipçilere saldırmaya başladı. Etrafındakiler örümcek ağları arasında savrulup katledilirken Eliz solgun kadının aradığı hançeri çürümüş bir cesedin elinde buldu. Hançeri tam çekip çıkardığında örümcek tanrı zehirli dişlerini Eliz'in omzuna geçirdi. Yüzüstü düşerken Eliz'in kalbini hançer saplanmıştı. O anda hançerin kudretli büyüsü ölümcül zehir ile karışarak Eliz'in vücudunda dehşet verici bir değişimi başlattı. Büyüyle güç kazanan zehir Eliz'in vücudunu yenilediği gibi onu eskisinden daha güzel bir forma sokuyordu. Bütün yaraları gitmiş ve cildi bir porselen gibi pürüzsüz olmuştu. Ama zehrin kendi hırsları vardı. Birden Eliz'in sırtı dalgalı bir hareketle savrulmaya başladı ve arkasından derisini delerek örümcek bacakları çıkıverdi. Değişimin verdiği ıstırapla ayaklanan Eliz karşısında örümcek tanrının yükseldiğini gördü. İkisi de paylaştıkları kudretin farkındaydı ve bu beklenmedik ortaklığın ikisi için de çok faydalı olabileceğini hissetmişlerdi. Eliz, Noxus'a yelken açmak için gemisine dönerken adanın ruhları onu rahatsız etmedi. Gemi, gecenin karanlığında rıhtıma vardığında gemideki hayatta kalan tek yaratık Eliz'di. Eliz, hançeri Karagül'ün liderine geri getirdi. Ancak solgun kadın, güzelliğini veren sihrin zamanla zayıflayacağı konusunda Eliz'i uyarmıştı. Böylece iki kadın bir anlaşma yaptı. Karagül, Eliz'e ölümcek tanrıya bahşedilmek üzere kurbanlar verecekti ve bunun karşılığında Eliz, adalarda bulduğu kudretli eşyaları Karagül'e teslim edecekti. Eliz, Zavan hanesinin terk edilmiş koridorlarına döndü. Artık güzel, ancak münzevi bir kimse olarak biliniyordu. Gerçek yüzüyle ilgili kimsenin bilgisi olmasa da hala hakkında garip dedikodular dolaşmaya devam ediyor. Ölümsüz güzelliği ve harap, tozlu sarayını mesken tutmuş korkunç bir yaratık hakkında dedikodular. Eliz'in Gölge Adalara yaptığı ilk gezinin üzerinden yüzyıllar geçti. Artık Eliz ne zaman saçında bir beyaz tel görse veya gözlerinin altında bir kırışıklık fark etse, Karagül'den kolayca kandırıp topladığı bir grup ile karanlık sislerle kaplı adaya yelken açıyor. Onunla yolculuğa çıkan kimse dönmüyor. Ve görenler her seyahatinin dönüşünde Eliz'in yenilenmiş ve capcanlı olduğunu söylüyor. Elinde de solgun kadın için getirdiği kadim bir ganimet.